İlimizde şu ana kadar dağıtılmış tablet bilgisi bize ulaşmadı. Yani dün bu basın açıklaması da böyle bir soru gelebileceğini düşünerek en az 15 tane okuldan idareci arkadaşı aradım. Herhangi bir okulda şu anda bize gelen bilgilere göre tablet dağıtımı yapılmış durumda değildir. Arkadaşlarım, değerli dostlar hoş geldiniz. Son zamanlarda ilimizde İlmi Eğitim Müdürlüğü'nün sanki intikam alırcasına arkadaşlarımıza uyguladığı cezalar, sürgünler var. Buna dair bir basın açıklaması yapacağız. Hepiniz sürgündür. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü her okulda yaşanılabilecek basit durumlarda eğitim sen üyelerine daha soruşturma başlar başlamaz görev yeri değişikliğini reva görmektedir. Yapılan açıklamada da bunun ceza olmadığı, idari tasarruf olduğu savunulmaktadır. Öğretmen arkadaşlarımızın istekleri dışında görev yerlerinin değiştirilmesi en büyük cezadır, sürgündür. Verilen bu cezalara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Soruşturma sonuçlanmadan sürgün. Son 8 ay içinde 6 arkadaşımız sudan bahanelerle sürgün edilmişlerdir. Canı sıkılan bir veli ya da en küçük anlaşmazlıkta okul idaresinin başvurusu ile soruşturmanın başlamasıyla beraber disiplin kurulunda bile görüşülmeden arkadaşlarımız okulundan, öğrencilerinden ayrılarak başka başka yerlere sürgün edilmişlerdir. Sürgün edilen arkadaşlarımızın bir kısmı hiçbir ceza almamış olmasına rağmen düzenleri bozulmuştur. En son bir okul müdürü arkadaşımız okulun velisi bile olmayan kişilerin şikayetiyle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları bahane edilerek yine soruşturmanın başlamasıyla birlikte sanki bir intikam alırcasına 120 kilometre uzakta bir köy okuluna sürgün edilmiştir. İlimizde yaşanan sorunları kısaca sizinle paylaşmak isteriz arkadaşlar. Salgın başladığından bu yana 10 ay geçti. Yıkılan okulların yapılmasıyla ilgili ciddi bir çalışma yoktur. Oysa bu 10 ay içerisinde yıkılan okulların tamamı bitirilebilirdi. Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimizin araç gereç internet erişim sorunları hala devam etmektedir. İlk gün olduğu gibi. Bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerin telefonla erişim sağladığı dersler hem verimsiz hem de öğrencilerin göz sağlığı açısından sorumludur. İnternet paketi biten ailelerden ödeme yapamayanlar erişim sağlayamamaktadır. Yüz yüze eğitimde okullarımızda yardımcı personel sorunu hala devam etmektedir. Yüz yüze eğitimde okullarımızda temizlik malzemesi sorunu hala devam etmektedir. Okullarımızda aynı şartlarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız farklı farklı ders ücretleri almaktadır. Sınıf öğretmenlerimizin derslerine branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde kimi okullarda arkadaşlarımızın ders ücretlerinde kesinti yapılmaktadır. Arkadaşlarımız akşam 18'den sonra veya hafta sonlarına ders yapmak zorunda kalmış, özveriyle ders yapan bu arkadaşlarımıza ücret ödemesi yapılmamaktadır. Meslek liselerindeki arkadaşlarımızın ders ücreti kayıpları vardır. Okullarımızın psikolojik danışman, rehber öğretmen ihtiyaçları ayyuka çıkmıştır. Okullarımızda COVID testi pozitif öğrenci ve öğretmen sayıları oldukça fazladır. Yine okullarımızda seyreltilmiş eğitimle beraber ek dersliğe ve öğretmene ihtiyaç olacaktır. Ama yerelde çözülebilecek bu tür sorunların hiçbirine çözüm üretemiyoruz. Çünkü müdür ile görüşme olanağı bulamıyoruz. İşte son olarak şunu tekrar ifade etmek istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürü derhal sürgün edilen arkadaşlarımızla ilgili yeni bir tasarrufa gitmeli ve bu arkadaşlarımızı eski görev yerlerine göndermelidir.